İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nde yeni mikrobiyolojikler keşfedildi. Bugün Uluslararası Yerli Halklar Günü. Dersim'de Ermeni izi yok olma işinde. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Genel Sekreteri çalışma ziyareti için Ermenistan Cumhuriyeti'nde. Cavak'ta bugün iki deprem meydana geldi. Orta Asya'da ve Rusya'nın Türkçe konuşan nüfusu arasında Türk etkisi. Hitit krallarının 3500 yıllık yazlığı turizme kazandırılacak. Dünyanın en büyük sodalı gölü, Batı Ermenistan'ın en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde yeni mikrobiyolojikler keşfedildi. Bir süre önce 18 metre civarında dünyanın en büyük mikrobiyolojikin tespit edildiği Van Gölü'nün Bitlis'in Adilcevaz kısmında yeni bir keşfe imza atıldı. Mikrobiyolojikler, Adilcevaz Kültür, Sanat ve Turizm Derneği Başkanı Cumali Birol'un araştırmaları sayesinde keşfedildi. Birol yaptığı açıklamada, "Bugün yeni keşfettiğimiz farklı bir mikrobiyolojik türü de ortaya çıktı," dedi. Birol, "Bu da şunu gösteriyor, 3 ayrı türe rastlamış olduk. Daha önceden 2 tür vardı. Van Gölü halen keşfedilmeye, halen üzerinde çalışılması gereken büyük bir efsane göl," ifadesinde bulundu. Uluslararası Yerli Halklar Günü 9 Ağustos'ta kutlanan uluslararası bir gün. 9 Ağustos 1994 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından Uluslararası Yerli Halklar Günü ilan edildi ve 23 Aralık 1994 tarih ve 23-214 sayılı karar ile her yıl kutlanmaktadır. 20 Aralık 2004 tarihinde 59-174 sayılı karar ile Genel Kurul, Onurun ve Eylemin 10. Yılı sloganıyla dünyanın yerli halklarının 2. Uluslararası 10 yılını ilan etti ve böylece Uluslararası Yerli Halklar Günü'nün kutlanmaya devam edilmesine karar verildi. Meclis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinden hükümetleri günü ulusal düzeyde kutlamaya davet etmesini istedi. 22 Eylül 2009'da Birleşmiş Milletler Sekreterliği bu uluslararası güne adanmış özel bir posta pulları yayınladı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 2005 tarihli mesajında yerli halklarla dayanışmayı her yerde yaygınlaştırmak, birçoğunun uzun süredir inkar ettiği insan haklarına saygı duyarak barış ve güvenlik içinde gelişmelerini sağlamak için onlarla birlikte çalışılması sözünün verilmesi çağrısında bulundu. Batı Ermenistan temsilcilerinin Birleşmiş Milletler platformlarında yerli halkların haklarını aktif olarak savunan ve onların haklı mücadelesini destekleyen Birleşmiş Milletler yerli halkların oturumlarına düzenli olarak katıldığını hatırlatalım. Yaşasın Batı Ermenistan'ın yerli halkları. Batı Ermenistan'daki Dersim iline bağlı Zeve köyünde bulunan köşk, yıkılmış olsa da eski ihtişamının izleri duvarlarına yansıyor. Dersim'de tarihin dili tutulmuş, sesi kısılmış, sızısı toprağa karışmış ve hala kaderi yalnızlığın içinde akıyor. Tıpkı Zeve köyündeki köşk gibi. 200 yıla yakın bir zaman önce yapılmış köşk, içinde yaşandığı müddet boyunca yüzlerce Ermeni barındırmış ve binlercesini de misafir etmiş. En son 1994 yılına kadar çocuk sesleri duyuldu köşkte. Sonrasında ise köşk zorunlu olarak yalnızlığına terk edildi. Yüzlerce kilometre uzaktan getirilmiş ve binlerce çekiş darbesiyle Ermeni ustaların hünerli elleri tarafından düzeltilmiş taşlarla yapılmış köşkün ilk olarak çatısı yıkılmış, sonra duvarları. Bugün ayakta kalan duvarlarında ise bu hünerli ellerin izlerini görmek mümkün. Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Genel Sekreteri Stanislav Zas, bugün ülkenin üst düzey siyasi ve askeri liderleriyle görüşmek üzere bir çalışma ziyareti için Ermenistan Cumhuriyeti'ne geldi. Bu haber, örgütün basın sekreteri Vladimir Zaynettinov tarafından açıklandı. Konuğun 9-10 Ağustos günlerinde Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Dışişleri Bakan Vekili Armen Grigoryan ve Savunma Bakanı Arşak Karabetyan ile görüşmesi planlanıyor.
Görüşmeler sırasında Stanislav Zas, Ermeni tarafına Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün sorumluluk alanındaki durum ve Kolektif Güvenlik Konseyi'nin bir sonraki toplantısının hazırlıkları hakkında bilgi verecek. Ulusal Sismik İzleme Merkezi'nin web sitesinden bildirildiğine göre Cavak bölgesinde bu sabah iki deprem meydana geldi. Dmanisi kentinin 25 kilometre güneybatısındaki Sameba köyü yakınlarında saat 7.24'te 3.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin merkez üssünün 9 kilometre derinlikte olduğu bildirildi. Deprem herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadı. Bunu tam yarım saat sonra Tiflis saatiyle 8.03'te aynı bölgede 3.3 büyüklüğünde bir deprem daha takip etti. Gürcistan'da son bir ayda 1200'den fazla deprem meydana geldi. Birçoğu Cavak Sıradağları'ndaki Sameba köyü yakınlarında kaydedildi. Türkolog Varujan Gehamyan'ın Türk TİKA kuruluşu ile ilgili Facebook gönderisini sizlere sunuyoruz. Sovyetler Birliği'nin çöküşünden sonra Türkiye kendi etki alanını oluşturmak, diğer bir deyişle pan-Türkizmi teşvik etmek için eski Sovyetler Birliği'ni aktif olarak işgal etmeye çalıştığında birincil hedefleri Türkçe konuşan cumhuriyetler ile Rusya Federasyonu'ndaki Türkçe konuşan nüfusuydu. Aradan 30 yıl geçti ama bu çalışma devam ediyor. Daha profesyonel ve hedefli hale geliyor. Bu zaman zarfında pan-Türkizm propagandasının ve tanıtımının en önemli araçlarından biri de devlet teşkilatı Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı olan TİKA'dır. Türkçe konuşan ülkelerin ve halkların seçkinlerinin eğitimiyle ilgilenen Türk üniversitelerinde okumak için burs sağlayan bu kuruluştur. Ortalama tahminlere göre TİKA programları kapsamındaki yıllarda Türkiye'de Türkçe konuşan ülkelerden ve Rusya'dan 26 bin öğrenci eğitim gördü. Böylece bu ülkelerde uzun süredir üst sıralarda yer alan Türk yanlısı görüşlere sahip Sovyet sonrası bir elit oluştu. TİKA'ya paralel olarak birçok devlete ait ve özel kuruluş da benzer faaliyetler yürütmektedir. Batı Ermenistan'ın Sebastya Sivas ilinde bulunan 3500 yıl önce Hitit kralları tarafından yazlık olarak kullanılan Sarissa Kuşaklı antik kenti turizme kazandırılıyor. Sebastya Sivas valisi Salih Ayhan, Başören köyünde M.Ö. 1500 ve 1400'lü yıllarda Hititlerin önemli bir yerleşim merkezi olan ve birçok bilimsel kazı çalışmalarının yapıldığı tarihi Sarissa Antik Kent bölgesinde incelemelerde bulundu. Kuşaklı Ören yeri olarak da bilinen Sarissa bölgesinin Altın Yayla ilçesinin önemli bir turizm rotası olduğunu ifade eden Sebastya Sivas valisi Salih Ayhan, Altın Yayla Başören köyünde bulunan ve geçmişi M.Ö. 1500'lü yıllara dayanan tarihi Sarissa Kuşaklı antik kentinin peyzaj çalışmaları ve sosyal donatımları yapılarak kültür turizmine kazandırılması için yakın zamanda ihalesi yapılacaktır, dedi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size geleneksel şarkı topluluğu tarafından icra edilen Civan Gasparyan'ın Sasuna Sar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.